Yaşasın, okuyorum. Okulun ilk günüydü. Biraz heyecanlıydım. İlk defa uzun saatler annemden ayrı kalacaktım. Bu bana biraz zor geliyordu. Fakat okulumu, yeni arkadaşlarımı ve öğretmenimi de merak ediyordum. Aklımda çok sayıda soru vardı. Okumayı, yazmayı öğrenebilecek miydim? Ben de sokağa çıkınca tabelaları, otobüs durağına gelince otobüsün üstündeki yazıyı okuyabilecek miydim? Bu sorular aklımı karıştırırken annem kahvaltımı da hazırlamıştı. Birlikte kahvaltı yaparken annem bana bazı uyarılarda bulunuyordu. Melek, ders başlayınca öğretmenini dinleyeceksin. Teneffüslerde okulun koridorlarında koşturma. Olur anne. Mutfak penceresinden dışarıya bakınca komşumuz Hasan, Meryem, Serpil ve Metin'in anneleriyle okula gittiklerini gördüm. Çarçabuk kahvaltımı yapıp hazırlandım. Ayakkabılarımı giydim. Annemle birlikte kapıdan çıkıp merdivenden indik. Kalbim küt küt atmaya başladı. Ne kadar da heyecanlı bir çocukmuşum. Bunu yeni fark ettim. Binadan çıkıp yolun karşısına geçtik. Bu sırada çok sayıda öğrenci anneleriyle birlikte okula gidiyordu. Kısa bir yürüyüşün ardından okula ulaştık. Okulun bahçesi çok kalabalıktı. Annemin yardımıyla birinci sınıfların olduğu yere geçtik. Bazı çocukları tanıyordum. Aynı sokakta, aynı binada oturuyorduk. Sıranın başında genç bir öğretmen vardı. Annem bahçenin diğer tarafına geçerken yakınımdaki çocuklarla tanıştım. Bu sırada tören yapıldı ve sınıfımıza gittik. Öğretmenimiz bizden önce sınıfa girdi ve hepimize oturmamız gereken sıraları gösterdi. Öğretmenimiz bazı kuralları anlattı. Ardından derse geçtik. Nasıl kalem ve silgi kullanmamız gerektiğini anlatarak derse başlamıştı. Dersler birbirini kovaladı. Günüm çok iyi geçmişti. Birçok arkadaşımla da kısa sürede tanışıp bahçede oyun oynamıştık. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmemiştim. Son ders zili çalınca annemin de gelmesiyle eve gittim. İlk ödevimi hemen yapmak istiyordum. Annemin gözetiminde ödevimi yapmıştım. Oldukça düzgün çizgiler çiziyordum. Annemin aferin demesi beni mutlu ediyordu. İlk günün ardından gelen günlerde harflere geçmiştik. İşte en önemlisi de burasıydı. Harfleri öğrenip birleştirirsem okumayı öğrenecektim. E harfiyle harflere geçmiştik. Günler geçtikçe diğer harfleri de öğrenme sırası geliyordu. İlk harfleri öğrenmem daha kolay oluyordu. Kendi adımı yazmaya başlamıştım. Fakat harf sayısı arttıkça biraz zorlanıyordum. Annem öğretmenimizin önerisiyle günlük planlama yapmıştı. Okuldan gelince ödevimi yapıyordum. Ödevden sonra da biraz dinlenip zorlandığım yerleri annemle çalışıyordum. Düzenli çalışmanın faydasını görmeye başlamıştım. Zorluklar azalıyor, harfleri öğrenmem kolaylaşıyordu. Her akşam öğrendiğim harflerden oluşan sözcükleri okuyordum. Son harflere doğru gelinmişti. Öğretmenimiz okumayı ve yazmayı tam olarak başaranlara kırmızı kurdele verecekti. Hedefim okuma bayramında kendimi göstermekti. Böylece kırmızı kurdeleyi de alacaktım. Son harfi de öğrenince ilk sınavımı evde annem yaptı. Söylediği sözleri defterime eksiksiz yazdım. Ardından dedemin hediye ettiği masal kitabından birkaç sayfayı okudum. İlk alkışı annemden aldım. Akşam babam, dedem ve ninem de gelince onlara da masal kitabını okudum. Evde alkış koptu. Okuma bayramını ilk olarak evde kutlamıştım. Ertesi gün sınıfta öğretmenimin verdiği kitabı yüksek sesle ve hatasız okudum. Söylediklerini tahtaya yazdım. Heyecanlıydım. Öğretmenim masadaki kutudan kırmızı kurdeleyi alıp gömleğime taktı. Arkadaşlarım alkışladı. Mutluluğumun tarifi yoktu. Okuyabilmek, yazabilmek için tüm sene planlı çalışmış ve başarmıştım. Okumayı, yazmayı öğrenmek gerçekten bayramdı. Okuma bayramında bunu yaşadım.